Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar Ömer kardeşimizin hesabındayız kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız ama bu ne kolektif güç rekoru ne de başka bir şey olacak dostlar kardeşimiz abi iki santriforlu taktik olmasın hangi taktik ve diziliş nasıl yaparsan yapamam bu oyunda galip gelmek istiyorum ve daha yüksek galibiyet oranlarına çıkmak istiyorum diyor. O yüzden de ben bugün kolektif güç rekoru ya da oyuncuların reytingine göre değil bana göre hangi oyuncu hangi oyuncudan daha üstünse onu kadroya alacağım. Bu tarz videoların devamı için inanılmaz beni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Ömer kardeşimizin kadrosunda Xabi Alonso'yu görüyorum. Menajer değiştir dediğimde Guardiola'da Xabi Alonso var. Öncelikle bu ikisini kıyasladığımda bu arada top çevirmeyi savunanlar da olabilir. Ama top çevirmede oyuncular çok sabit kalıyor ve ileri doğru, atağa doğru çok böyle inanılmaz can alıcı bir şekilde koşmadığı için ben Xabi Alonso'nun özellikle de mobilde maçlar 6 dakika kısa olduğu için daha hücumcu oynamanız gerektiği taraftarıyım. Ve o yüzden de Chabi Alonso ile oynamak yani daha doğrusu hızlı kontrol atak diyelim biz buna. Hızlı kontrol atakta oynamak en mantıklısı. O yüzden ben şu anda hızlı kontrol atak zaten 10 mevcut. Chabi Alonso ile devam edeceğim. Kaleciyi çıkarmayı unutmuş. Biz fark etmez ona göre kontrol edeceğiz. Şimdi öncelikle kaleci ile başlayalım. Schmeichel, Simon, Uğurcan Çakır var dostlar. Schmeichel, Oliver Kahn ve Peter Cech. Bu üçünden ikisini ayırt etmek gerekiyorsa Peter Che ve Schmeichel. Bana göre oyunun şu anda en top seviyedeki kalecisi. Hem boyları olsun hem vesaire Peter Che'nin boyu tabii ki de daha uzun ve daha avantajlı. Oliver Kahn Hasper kadar 1.85 diye bir hatırlıyorum. Biraz daha kısa ama Peter Che ben, benim için başta. İkinci Schmeichel, üçüncü de şu anda Oliver Kahn diye benim şahsi fikrim sıralamam. Tabii ki de tercihler sizin de değişebilir. Ama burada Michael var. Bence Simon'dan da Uğurcan'dan da daha üstün. O yüzden ben kaleye Michael alıyorum. Şimdi diziliş olarak belli ki orta sahada kalabalık olmayı seven bir kardeşimiz. Şimdi hızlı kontra oynuyorsanız ve 4 defans oynuyorsanız defansif orta saha oyuncusu bu kadar ileride olmaz. Nasıl bir defansif orta saha seçmemiz lazım? Detayları konuşacağız. Şimdi ama öncelikle bir bakalım portföy olarak nasıl bir defans oyuncuları var ya da nasıl bir defansif orta saha oyuncuları var? Bunu da kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi stoperler nerede bitiyor? Şurada bitiyor stoperler. Cannavaro var, Saliva var, Nesta var, Beckenbauer var gördüğünüz gibi. Şimdi şahsi fikrim her zaman söylüyorum. Bazen tekrar düşünüyorum ama belki bu videoda kanalı keşfeden kardeşlerimiz olabilir. Şahsi fikrim şudur. Beckenbauer defansta birazcık ağır kalıyor. O yüzden olursa defansif orta sahada oynanılabilir. Ama stoperde birazcık eksik kalıyor diye düşünüyorum. O yüzden şahsi fikrim şudur. Cannavaro-Nesta ikilisi. Saliba'da 102 oluyor ama ben Nesta'nın... Bu arada Saliba kötü demiyorum asla. Sakın yanlış anlamayın. Saliba'nın kesinlikle iyi olduğuna kefilim. Ama Nesta ile kıyasladığımda genç Nesta'nın ben yarım adımda olsa Saliba'nın önünde olduğuna inanıyorum. O yüzden Cannavaro ve burada e, Nesta ikilisini alıyorum. Dediğim gibi rating takıntımız yok. Saliba da 102 oluyor zaten bildiğiniz gibi. Gördüğünüz gibi Eder Militao'lar falan var. Marquinhos'lar var. Onlar stoper olarak özellikle bu ikili stoperin bence gerisinde kalıyorlar dostlar. Bu arada şahsi fikrim şudur. Ne olursa olsun oyuna göre fullemektense... Kendiniz fullerseniz oyuncuları ben daha bir farklı olduğunu ve daha iyi olduğuna inanıyorum. Aklınızda bulunsun. Şimdi gelelim sol bek ve sağ beke. Burası da çok önemli. Şimdi iki tane stoperimiz var. Eğer biz ofansif bek olarak bek adamlarını seçersek çok fazla açık veririz. En azından birini ofansif seçtiğimizde birini defansif seçmeye çalışacağız. Hangilerini hangi, nasıl seçeceğimizi kadro e, kalitesi gösterecek. Şimdi kontrol edelim. Şimdi sol bek kısmında iki tane oyuncu var. Hatta şöyle bir artımız var. Roberto Carlos hem firkiklerde hem duran toplarda bize avantaj sağlar hem de ileriye doğru çok iyi koşular yapar. Ben buraya sol bek kısmına Roberto Carlos'u aldığımda yapmam gereken tek şey Costa Kurta'yı da buraya çekiyorum. Neden? Costa Kurtada da defansif bir oyuncudur dostlar. Bu oyuncuları da şu şekilde bakabiliyorsunuz. Yeni başlayanlar olabilir. Oyuncu ayrıntıları dediğimizde dostlar bir sağa kaydırdığımızda Gördüğünüz gibi savunmacı bek. Yani ileri çıkmıyor. Ama Roberto Carlos'u kontrol edeceğiz şimdi. Roberto Carlos da hücumcu bek yazacak. Gördüğünüz gibi hücumcu bek. Bu bitirici bek olursa da oyuncular buradan atak olgunlaştığında kanatta değil içeriye doğru giriyorlar. Aklınızda bulunsun. Bitirici bekten aklınızda kalan şey olsun. Bitirici yani gol atmaya çalışıyor. Ee, biz şu anda bu şekilde kurduk. Şimdi bu geride kalıyor. Stoper. Bu da stoper. Bu da geride kalacak. Ama bir tane buraya defansif orta saha bulmamız gerekiyor. Bu defansif orta saha oyuncusu da şu şekilde dostlar. Geride bizi karşılayacak bir oyuncu olması lazım. En azından yapışık bir şekilde oynatmamız lazım. Burası çok önemli. Peki neyi seçeceğiz? Çok basit. Şimdi Ferdi Kadıoğlu da bu arada kötü bir oyuncu değil. Oynatılır. Ama biz tabii ki de şu anda mesela bakın Arnold'u seçmiyorum. Siz şöyle yapabilirsiniz. Alexander Arnold'a çok daha güveniyorsunuzdur. Alexander Arnold'ı Costa Kurta'nın yerine Costa Kurta'yı da buraya çekebilirsiniz. O artık sizin oyun anlayışınıza kalmış. Roberto Carlos'un şut gücü falan da çok çok iyi olduğu için Carlos biraz daha kaliteli orta, ya en azından daha böyle sert şutlar falan da çekebildiği için Arnold'dan bence bir yarım adım daha önde oluyor gibi geliyor bana. Şimdi defansif orta sahada seçmemiz gereken oyuncular öncelikle kimler var bakalım. Şimdi bize kırılgan bir oyuncu değil. Orada kalıplı, sağlam, defansif güçleri yüksek, sağlam bir oyuncu olması gerekiyor. O yüzden dostlar önlü libero bir kart seçmemiz gerekiyor ki ileri çıkmasın. Oyuncuların oyun tarzları çok çok önemli. Bunu lütfen ihmal etmeyin. Dostlar Makalele, Steven Gerrard baktığımızda e, Kante gibi oyuncular önlü libero değil. Hemen şurada 98 reytingli Fernandes'e bakalım. E, tam orta saha bu da. Hatırlamadığım için bakmak istedim. E, bizim şu anda kullanabileceğimiz tek bir oyuncu şu anda Edmilson olarak görünüyor. Bunu da hemen şöyle defansif orta saha yapıyoruz. Edmonds'ın ön libero karttır. Defansın önünden siz Verkaç'la takım arkadaşı kontrolü Verkaç'ı ile çıkarmazsanız ileri çıkmaz. Ön libero bir tane kartımız olması lazım. Şimdi açık bir futbol oynayacaksak ofansif oyuncuların süratli olması gerekiyor. Bakalım nasıl bir kadrosu varmış. Eğer sağlam aşırı iyi bir kadrosu ileride yoksa iki dosa da dönebiliriz. Bu sefer iki beki de çıkarabiliriz. Duruma göre bakacağız. Makaleli Steven Gerrard bu arada alınabilir. Steven Gerrard ofansif orta sahada iş görebilecek oyunculardan bir tanesi ama ofansif orta sahada eğer sağlam bir boşluk kollayan kartınız varsa ne yalan söyleyeyim onu tercih etmenizin faydası var. Boşluk kollayan kart çünkü çok rahatlıkla buralara girebiliyor. Aralara çok agresif bir şekilde giriyor arkadaşlar aklınızda bulunsun. Göbek orta saha ya da e, ofansif orta saha çok fark etmez ama şahsi fikrim şudur. Yani ya ikisi de ofansif orta saha ya da ikisi de göbek orta saha olsun. Şahsi fikrim daha bir fayda sağlayacaktır. Steven Gerrard'ın da kartı tam orta saha, sağ sola her yere deplase olabilecek bir kart olarak görünüyor. Şimdi çıktık tekrardan yukarı. Iniesta var, Schneider var. Dostlar ben şöyle yapacağım. Yine söylediğim gibi boşluk kollayan ofansif orta sahada çok önemlidir. Ben dostlar Iniesta'yı da West Schneider'i de buraya alacağım. Ofansif orta saha yapalım şunu. Ee, ya açıkçası ikisinin de boşluk kollayan olduğu için hemen şu ofansif orta saha yapıyorum. Oyuncu ayrıntılarından da zaten oyun tarzını ben ezbere bildiğimiz için. Yoksa hani bilme, bilmeyenler bakabilirler. İkisi de boşluk kollayan ben olsam bu şekilde seçerdim. Ama şöyle bir durum var, bu da çok önemli. Şimdi ben bu taktikte e, araya girip, şu aralara girip e, oyuncuların şu bölgede aralara girip pozisyon bulmasını sağlayacağım. Ama eğer ki siz ben şut çekmek, uzaktan şut çekmek istiyorum derseniz bu oyuncuları bir tık daha şöyle çekip bunları göbek orta saha yapabilirsiniz. Göbek orta sahada bu sefer ne oluyor? Şu oluyor. O zaman ne yapıyorsun? Steven Gerrard'ı seçiyorsun. Buraya işte şut gücü yüksek oyuncuları seçiyorsun. Hatta şöyle yapabilirsin. Steven Gerrard'ı seçmeden seçtikten sonra hemen şöyle gelip oyuncuyu kaybettik. Westy Schneider'in de şut gücü yüksek olduğu için Westy Schneider'i göbek orta saha olarak da böyle seçebilirsin. Şut çekiyorsan bu şekilde eğer ki aralara kaçsın istiyorsanız da boşluk kollayan ofansif orta saha seçmekte fayda var. Şu anda böyle yapalım. Uzaktan mobilde gol oluyor çünkü. Yukarı doğru çıkıyoruz. Şimdi orta açacaksanız David Beckham çok çok ideal. Ama ben şahsi fikrim orta açmaktansa böyle pır pır hızlı oyuncular sağa sola kaçsın, ileri gitsin, mobilde hız Artık mobil sadece mobil değil konsolda da çok önemli de mobilde de inanılmaz önemli olduğu için ben daha süratli oyunculara şans verilmesi taraftarıyım. Kaka var, Hunus var gördüğünüz gibi. Roberto Baggio var. Kimleri alabiliriz? Ya şimdilik nerf 7 falan da desek buraya sonu alabiliriz. Bu arada kanat oynatırsak buralara pasla oyunu yani normal hızlı kontrol atak oynamamıza rağmen şöyle top da çevirmemize imkan sağlar. Bunu sol açık yapmak daha mantıklı. Öbürünü de sağ açık yapacağım tabi sağlam bir kartı varsa. Lionel Messi'yi gördüm harika. Gizli forvettense bunlar dediğim gibi sağ açık olması daha mantıklı. Şöyle de yapılabilir. Arkadaşlar bu da çok önemli. Şunu gelip şu şekilde yapabilirsiniz. Neden? Çünkü buradan Roberto Carlos ileri çıkacak ya zaten. Atak olgunlaştığında Roberto Carlos çıkabilir ama açık oyuncusuna çok ihtiyaç var burada. Çünkü Costa Kurt'a ileri çıkmayacak. Bu şekilde de bir diziliş yapılabilir. Santrfor kısmına bakalım bakalım. Santrfor'da kimler var? Rumeniga var, Ronaldo var. Şimdi Torres var. Burada da şu ön planı çıkıyor. Siz orta kafa mı oynayacaksınız yoksa ara pası mı vereceksiniz? Eğer orta orta kafa oynayacaksanız buraya kesinlikle Cristiano Ronaldo'yu alıp santrfor yapacaksınız. Yok abi ben ayağına vereyim, üçgenle pas vereyim daha doğrusu hani ara pası vereyim diyorsanız onun da da Rummenigge seçeceksiniz dostlar. Şahsi fikrim bu. Onun dışında şimdi bu kadroda yedekleyeceğimiz şu anlamda yedeklerden bahsetmiyorum. Çünkü yedekleri koyabileceğimiz bir oyuncu şöyle ileri hattı yedekleyebilirsiniz. Bir de göbek orta saha. Yani ileri beşliği değiştirebilirsiniz. Geri kalan beşli de çok fazla oyuncu değişikliği açıkçası olunmuyor diye düşünüyorum. İsterseniz şöyle bir kadroyu da alalım. En azından toplam kaç olacak ona da bakalım. Şöyle genel de diyeyim. Hemen şöyle alalım. Bu arada Messi'ler falan da var maşallah. Paket de var Messi. Salıha almadım mesela. Orada 106'lık Messi çok çok daha iyi duruyor diyor. Bu arada sağlam da kadrosu varmış. Şöyle Salibayı da alalım. Zaten full destansı rahatlıkla kurabiliyoruz. Ben yine Salibayı aldım. Hani herhangi bir rating takıntımız olmadığı için ya da bir kolektif güç rekoru kırmayacağımız için hemen şöyle geldim, aldım. Ee, bu arada bakım 103 oluyor olabilir değil mi? Evet. 3186 herhangi bir rekorda kırmaya çalışmadık. Edmasını falan aldık çünkü. Dostlar güzel keyifli bir kadrosu var. Ben keyif aldım. Benim için ideal diziliş bu kadroyla ve bu anlayışta bu şekilde oluyor. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.